Batı Anadolu dün uykusuz bir gece geçirdi. Meteorolojiden gelen uyarıların ardından fırtına etkili oldu. Peki fırtına devam edecek mi? Merve Tokas, CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Profesör Doktor Orhan Şen'e soracak. Sözü Merve'ye ve Orhan Hoca'ya bırakalım. İstanbul güne yağmurla uyandı. Kameraman arkadaşım Güngör Yılmaz'la birlikte Şile'deyiz. Aslında yol boyunca da yer yer sağanak yağışın devam ettiğini ifade edelim. Peki yağış devam edecek mi? İstanbul'da önümüzdeki günlerde nasıl bir hava hakim olacak? Tüm bunları CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen'le birlikte konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum hepimize. Hocam gece saatlerinde aslında başladı bir anda sağanak yağışla birlikte ve hala da şu saat itibariyle devam ediyor. Ne olacak gün boyunca? Gece saatlerinde rüzgarla birlikte başladı. Lodos da çok kuvvetliydi akşam. Yani çatıları uçurma seviyesinde bir kuvvetliydi. Yaklaşık benim tahminime göre 70-80 kilometre saatlik bir rüzgar esiyordu. Bununla birlikte yeryüzü sıcak olduğu için 2-3 gündür gök gürültülü sağanak yağışlar meydana geldi. Bilhassa sabah saatlerinde kuzey ilçelerde çok kuvvetli iri damlalı, dolu yoktu içinde ama iri damlalı yağışları gördük. Bu tabii iri damlalı yağış olduğu zaman yerde yüzeysel akışta su birikintilerini meydana getiriyor. Bugün öğlene kadar bu devam edecek, bu yağış. Ama fırtına ise, lodos ise gündüz saatlerinde hafifleyecek, akşam saatlerine tekrar başlayacak. Dolayısıyla hem akşam saatlerinde tekrar bu lodos fırtınasına yine dikkat edeceğiz. Ulaşımda aksamalar neden olabilir. Yağış da öğlen saatlerinden sonra İstanbul'da duracak dedik ama bugün Antalya civarlarında da kuvvetli yağış var. Antalya'nın doğusunda, Muğla'nın güney kıyı ilçelerinde, daha sonra Konya, Karaman, Niğde civarında da kuvvetli yağışları bugün göreceğiz. Ondan sonra o doğuya doğru biraz kayacak. İç Anadolu'yu geçecek, doğuya doğru kayacak ama etkisini gene ortadan kaldıracak. Ne zaman yağış gelecek tekrar? Yağış tekrar yarın öğlen saatlerinde tekrar İstanbul'a biraz daha kuvvetli yağış gelecek. Onun için dikkat etmemiz gerekiyor. Sıcaklık bugün İstanbul'da 2-3 derece azaldı. Yani dün 20 derecenin üzerindeydi sıcaklık. Bugün 17-18 derecelere kadar, hatta 16 dereceye kadar düşebilir. Ama yarın sıcaklık İstanbul'da yükseliyor. 19 dereceye kadar çıkıyor. Fakat cuma günü, hafta sonu ise sıcaklıklar daha da düşüyor. Doğu Anadolu'da bu düşüş daha da fazla olacak. Doğu Anadolu'da hafta sonu, cumartesi, pazar kar yağışı ihtimali var. Hocam son olarak şunu da öğrenmek isteriz. Şimdi tabii kuvvetli yağışın olduğu günler su baskınları olabiliyor ya da çatı uçmaları meydana gelebiliyor. Neye dikkatli olsunlar özellikle İstanbullular? İşte bir defa bu kuvvetli fırtınalarda, yani lodos fırtınası çok önemlidir. Çatı altlarına dolaşmayacaklar, arabalarını çatı altlarına koyup veya ağaç diplerine koymasınlar. Daha açık yerlere, balkondaki eşyaları sabitlesinler. Yani bunun dışında fırtınadan korunacak bu, ama su baskınlarını da araçlarını alt geçitlere park etmesinler. Çok teşekkür ederiz. Şile'deydik kameraman arkadaşım Güngör Yılmaz ve Orhan Şen'le birlikte. İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak, bunları konuştuk, değerlendirdik diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.